Sayın Başkan, Galatasaray'ın Kadıköy'de bir kötü istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun da size kısmet olacağına inanıyor musunuz bu galibiyetin? Valla kime nasip olur bilmiyorum ama inne fetahna lekel fethen mubin diye bir şey var. Bilsinler diye söylüyorum. Ben bu gece hastanede yattım. Bu gece BC vitamin yüklediler, bana geliyorum. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum. Her gün hastaneye gidiyorum. Ya Allah hiç biraz kontrollü. Ha, kendini acındırıyor başka. Şerefsizim, bana acıyan ne acırım. Ben Antepliyim. Bununla da övünç duyarım. Ben Giresunlu da olsam övünç duyarım. Rizeli de olsam. Taş atmıyorum tabii. Yani ben bu ülkemden onur duyuyorum. Türklüğümle onur duyuyorum. Türkiye'de olmaktan onur duyuyorum. Antepli olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Galatasaraylı olmak gibi. Ve 100. yılı kutlandı Antep'in dün. Katılamadım tabii törene Covid nedeniyle. Ben milli mücadelenin ateşini yakan ve atamızın nüfusuna kayıtlı olduğu Gaziantep'li hemşerilerimi, ki bizim atalarımızla çarpıştı çeteler halinde, taş üstünde taş kalmadı. Tek başına mücadele etti. Benim göbek adım da Şahin'dir. Antep Savaşı'ndan mütevellit. Birçoğumuzun da adı Şahin'dir. Karayılan'dır. Buradan bütün hemşerilerime, bütün atalarımıza, rahmetli olan şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum bu vesileyle. Sui misal emsal olamaz. Ama şunu söyleyeyim ben size. Yani felek diyeyim. Felek beni şahsen de vuruyor. Her tür esbabı cefasın toplasın gelsin. Eğer biz Galatasaray yolunda bir azimetten, bir iyilikten dönersek ondan daha kahpe olamayız. Onu da söyleyeyim. Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil. Biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık. Bir günde Galatasaray tahttan inmez. Rusyalı General Clausewitz'in bir lafı vardır. Düşmanı yenemeyenler birbirini yerdir. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Bunu da söyleyeyim, çok ağrıma gidiyor. Ya bizden gelip maliye soruyor. Ben bir tane yazlığımız var Yalıkavak'ta. Onu mecbur sattık. Hanım da onu da duymuş. Bozuluyor, hani bir üstüme yapacaktın diyor. Ya dedim, evlenme programından evlenseydik yapardım dedim. Şimdi ama biz öyle olmadı. He? Aynen, kendiliğinden. Ondan sonra tabii kendi şirketimize sattık. Başka bir şirket, onu da söyleyeyim. Rashomon şu değerli arkadaşlar. Japon yönetmen, Yedi Samurai'yi de o yapmıştı. Benim yaşamımda etkilendiğim filmlerden biri. İnsan bir varlık, sosyal varlık. İnsanı vahşi doğaya bıraktığınızda herhalde ne utanma ne şey, hiçbir duygu olmaz. Duygu edinilen değerlerdir. Mesela ben, medya mensubusunuz, çok özür dileyerek söylüyorum konum oraya geldiyse. Mesela ben medya mensuplarının Yurttaş Kane filmini, Orson Welles'in yaptığı, izlemesini isterim. Tavsiye ederim. Orada o gazeteciliğin, bir muhabirin nasıl değerli olduğunu, nasıl dürüstlük ve doğruluk adına savaş verebileceğini, bir gazetenin nasıl çıkabileceğini çok ders alıyorsunuz. O da mesela medya için müthiş bir film. Çok özür dileyerek bunu da söyleyebilirim. Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası. Sava Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz değerli arkadaşlar. Gülelim, eğlenelim. Yeneriz, yeniliriz. Daha önce dedim, kimse anlamıyor. Fark da yiyebiliriz, fark da atabiliriz. Bundan doğal bir şey yok. Bu bir güzellik. Bu galibiyetle büyük bir kitle seviniyor. Büyük bir kitle üzülüyorsa bu toplumsal bir olay. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim. Bunu düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım. Çünkü rakip takım bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Bütün günlük hayatımızda biz dil, din, cins, ırk ayrımı değil. Birleşmiş Milletler ilkesi gibi. Bugün bakın, bunu imzalıyoruz. Niçin? Eşitlik ilkesi için. Düşmanımız değil hiç kimse. Ama sahada ölümüne rakibimiz. Ama ölme amaçlı değil. Galatasaray için genel anlamda, yani ulusal anlamda bazı kırmızı değerler var. Bunlardan önde geleni
TC pasaportu sahibi milletimiz, milletimizin oluşturduğu devletimiz önce gelir. Kırmızı çizgimizdir. Camiye olarak kırmızı çizgimiz ise hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kurucu başkanımız Ali Sami Yen'dir. Bizim için iki kırmızı çizgidir camiye olarak. Spontane bir gelişme oldu orada. Bir gazeteci arkadaşımız biz altı pasa topu dikince ben otomatik aklıma o geldi ve onu dedim. Yani çok çok doğaldı benim için. Sonra bu bir sinerji oldu. Bir alev topu haline döndü. Milyonlarca insanın temennisi oldu. Ve bu sinerji sevgili hocamız, bütün teknik heyetimiz ve futbolcular kanalıyla sahaya yansıdı. Ben bazen yürürken bazı kelimeler düşüyor. Beni yakınlarım eleştiriyor bunun için. Çok hızlı düşünüyorum. Aksanım ve lehçem sanırım o kelimelere yetmiyor. Köfteler dediniz dedi. Sağ olsun düzeltti. Ben sonra uyandım olaya. Ben yediğimiz köfteler sonra karşımıza çıkar demek istedim. Samimi söylüyorum. 147 milyon avro bir zarar 3 yılda bildirmemize ve bizim limitimiz 5 milyon olmasına rağmen, 142 milyon aşmamıza rağmen çok doğru bir sunumla UEFA'dan 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA tarihinde bu bir ilk. Hangi ilk? Üst üste 2 defa yapılandırma yapan tek takımız diğer takımlara. Aynı UEFA şu anda bize örnek gösteriyor. Bizim için, Türkiye için onur verici. Biz biraz önce de anlattığım gibi, ifade ettiğim gibi resmi başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Biz laf olsun diye başvuru yapmayız. Bir kere bunu çok iyi not alın. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz. Benim aday olup olmama devam ediyor. Bakın ben şimdi bunu demeyeyim. Ben şimdi tedaviye gideceğim. Bak bir süreç. Ben yararlı olacağımı inandığımda, başkan olmasam da Galatasaray'a, zaten ben Galatasaray'ın bir askeriyim. Diğer askerlerin hepsi beni tanır. Asker olmayanlar tanımaz. Kaç yılında geldim? İşte. Tarih oldu yani. 1900 kaçta İstanbul'a geldim ben? 87 herhalde. Ona ta yani bir kuşak. Şimdi o günden beri, çocukluğumdan beri aslında Galatasaray'ın içindeyim. Duyguları ifade etmek çok zor. Şimdi ben ne desem, belki Abdurrahim Bey'in iki serum yemiş halde buraya geldiğini anlatacak kelimeleri zor bulurum. Ben şunu söylemek istiyorum. Duygular bu zorlu maratonun dışında ifade anlamında güçsüz kalır, zayıf kalır. Ben bütün taraftarlarımıza, bütün camiaya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve sözü sevgili Abdurrahim kardeşime bırakıyorum. Sevgili başkanım çok zor şeyler söyledi, sağ olsun. Başkanımız söyledi, yani laflardan sonra bir şey söylemek çok zordur. Ama biz bu kupaya geldiğimiz birinci günden itibaren coş koymuştuk. İşte bunu Galatasaray derneğine götürmeyi kafamıza koymuştuk. Birinci gün camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yarın da başka sürprizlerimiz vardır. Başka yerlere götüreceğiz. Söz verdiğimiz yerler vardır insanlara. İnşallah bu kupa bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Zor oldu ama çok temiz oldu. Görüyorsun pırıl pırıl bir kupa. Peki seneye Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz Galatasaray'ı. Onun için ne dersiniz? İddialı mı geliyor Galatasaray? İnşallah. Galatasaray adının olduğu her yerde iddia ve şampiyonluk vardır. İnşallah Galatasaray zirveyi her zaman olduğu gibi olması gereken yerde, en yüksek tepelerde olacaktır. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Fatih Terim'le çalışmak nasıl bir duygu? Kısa bir süredir birlikte çalışıyorsunuz. Fatih Terim'le çalışmak müthiş bir duygu. Buna en iyi Abdurrahim Bey yanıt verir. Sevgili hocamıza bıraktın mı, bir Arsene Wenger gibi bırak, hiç dön bakma. Tabii ki ona desteğimizi hiçbir zaman yitirmedik. Her zaman yanındaydık. Fakat Fatih Terim'in olması bizim için, Galatasaray için de büyük şans, camia için de büyük şans. Nitekim de kendisi bunu kanıtladı zaten.